Arkadaşlar tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni videoya daha karşınızdayım. Bu yeni videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte anahtarlıklar öreceğiz. 3 çeşit anahtarlık ördüm arkadaşlar. Renkler, büyüklük tamamen size kalmış. Orta boyda anahtarlıklar oldu arkadaşlar. Ne küçük ne büyük. Ben arkadaşlar küçük boy oyuncak öremiyorum. Küçük diye başlıyorum, sonrasında boyutunu ister istemez büyütüyorum. Sizler dediğim gibi istediğiniz boyutta, istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar şu anahtarlığı tanıtayım. Şöyle bir kedi figürü. Böyle kuyruğu var, kısa bir etek, çanı var, kokası var. Bu şekilde. Şöyle kaktüs anahtarlıkla yaptım arkadaşlar. Şöyle iki renk, çiçeğinde sarı pembe olarak ördüm arkadaşlar. Şöyle kısa kısa kirpikler yapacağız. Yanaklarına kırmızılıklar, ağız kısmı. Şöyle arkadaşlar, anahtarı bağladım. Kapıyı açacağımız zaman anahtarı çekiyoruz. Bu şekilde aşağıya doğru sarkıyor, kapıyı açıyoruz. Ve bu şekilde içeriye gizliyoruz. Şöyle uç kısmını ben şöyle küçük parçalara yapıştırdım arkadaşlar. Ama her videomda da dediğim gibi bazen videoyu yetiştirmek için kolaylık olsun diye yapıştırıyorum ben arkadaşlar. Sizler dikmeyi tercih edin. Dikmek daha sağlam olur arkadaşlar. Daha garanti olur. Bu şekilde kaktüs anahtarlığımız. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere kaktüs anahtarlık yapımını anlatacağım. Sonrasında farklı bir projeye başlayacağım. O projeyi, o oyuncaklarımızı, iki adet oyuncak öreceğiz arkadaşlar. O oyuncaklarımızı yılbaşına kadar yetiştirmek istiyorum. O yüzden bu videomuzda kaktüs anahtarlığı yapacağız. Dediğim gibi diğer oyuncağa başlayacağım. Diğer oyuncağın birinci videosunu yükledikten sonra kedi şeklinde olan anahtarlığımızı ve ev şeklinde olan anahtarlığımızın da yapımını birkaç kişi isterse diğer oyuncağın birinci videosunu yükledikten sonra bunları araya sıkıştırabilirim arkadaşlar. Çünkü küçük küçük çok çabuk biter. Çok zamanımı almaz. Dediğim gibi diğer oyuncağı yılbaşına kadar yetiştirmek istediğim için bu videomuzda kaktüs anahtarlığımızı yapacağız. Bu da ev şeklinde anahtarlık arkadaşlar. Şöyle alt kısımdan başladım. Dediğim gibi renk, büyüklük tamamen size kalmış arkadaşlar. Alt kısımdan başladım örmeye. Sonrasında çatı kısmını ördüm. Penceresi, çiçekleri, kapısı. Şöyle anahtarını da taktım. Bu videomuzda dediğim gibi arkadaşlar kaktüs anahtarlığımızı öreceğiz. Geliyorum, bekle. Kaktüs anahtarlığın yapımıyla başlayalım. Şu diğer oyuncakları da arkadaşlar size çok da böyle göstermeden şöyle hızlı bir şekilde geçirdim. Telefonun önünden, ekrandan. O biraz böyle sürpriz olsun arkadaşlar. Biraz böyle renkleri, şeklini görünce tahmin etmişsinizdir. Yılbaşına yetiştirmek istiyorum dedim. Ama sürpriz olsun, söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar kaktüs yapımıyla başlayalım. Ben ilk yaptığımda açık renk bir ten renk iple yeşil renk ipi kullandım. İki renk ipi kullandım. Çiçeğinde sarı pembe ipi kullandım. Dediğim gibi arkadaşlar renk tercihi, büyüklük tamamen size kalmış. Ben şimdi bu iki rengi kullanacağım. Yeşil ve kahve. Yeşil renk ipimizle başlayacağız. Tepe noktasından örmeye başlayacağız. Sonra aşağıya doğru örüp gözleri işlemelerini yapacağız. Sonra saksı kısmını yapacağız. 15 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Sağlamlaştırma zincirini yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 adet zinciri çektikten sonra örmeye ne yapıyorduk arkadaşlar? İkinci zincirden devam ediyorduk. İkinci zincirin içerisine 3 adet sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Sonraki sık iğnelerimi arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12. 15 zincir çektik arkadaşlar. Yani bakın 12 sık iğneyi düz ördüm. 13. en baştaki zincir, onu örmedik. 13, 14. ikinci zincirden örmeye devam ettik. 3 arttırma yaptığımız zincir ve 15. 15. de son sık iğne. Son sık iğnenin içerisine de 3 adet sık iğne yapıp arttırma yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Ve şu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bakın zincirin alt kısmını. Zincirin alt kısmını. Şöyle sabitleyelim. Alt kısmını öreceğiz arkadaşlar. Yani kaç tane öreceğiz arkadaşlar? 12 tane. 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüp sıra başını belirleyeceğiz. 1 2 3 4 5 Arttırma yaptıktan sonra arkadaşlar 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüp sıramı tamamladım. Ve sıramı belirlemek için şöyle farklı renkte bir ip taktım. Siz yer belirleme aparatı takabilirsiniz. Ben çoğu videomda dediğim gibi ataç kullanıyorum. Ama son zamanlarda şöyle ip takıyorum arkadaşlar. İpi de kaydırıp çıkartmamaya dikkat edin. Hele ki yeni başlamışsanız eğer amigurumi örmeye yerinizde kolaylıkla bulamayabilirsiniz. Örerken dikkat edin arkadaşlar, ip çıkmasın. İple örmek daha kolay. Üstünden örüp ilerliyorsunuz. Birkaç sırada bir ipi ilerletmeniz yetiyor arkadaşlar. Her sırada tak çıkar yapmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde birinci sıramızı 30 sık iğne olarak tamamladık arkadaşlar. 12 sıra düz bir şekilde ördük. Burada da 12 sık iğnemiz vardı. Başta ve sonda da 3'er sık iğne olmak üzere arttırma noktalarımızda toplam 30 sık iğne. Birinci sıramızda 30 sık iğnemiz var arkadaşlar. Arttırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane arttırmamız var arkadaşlar. 3 sık iğnemiz var. 3 sık iğnemizin içerisine, her birinin içerisine arttırma yapıyoruz. Şöyle. Birinci arttırma, ikinci arttırma, bir sık iğne içerisine iki tane sık iğne yapıyorum yani arkadaşlar. Ve son üçüncü arttırma. 3 olan sık iğne sayımızı 6'ya çıkarttık. Bu aradaki 12 sık iğnemi de düz öreceğim arkadaşlar. Sondaki 3 arttırmamın içerisine de tek tek arttırma yapacağım. Yani 3 arttırmamı sıra sonunda da 6'ya çıkaracağım sıra başına yaptığımız gibi. Sonrasında 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüp. Şöyle net gene anlatayım arkadaşlar. Arttırmamızı yaptık. 12 sık iğnemi düz öreceğim. Buradaki 3 arttırmamın içerisinde de sıra başına yaptığım gibi arttırma yapacağım. 3 arttırma yapacağım. Sonrasında 12 sık iğnemi düz bir şekilde örüp sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci sıramızı da 36 sık iğne olarak örüp bitirdik arkadaşlar. Başta ve sonda arttırmalarımızı yaptık. Arttırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine arttırma noktalarına 3. sıramızı şu şekilde devam ettiriyoruz. 1 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 3 kez 1 ör, 1 arttır. Aynı sık iğne içerisine çift bak. Aynı sık iğne içerisine 2 tane sık iğne yap. 1 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. Ne yaptık arkadaşlar? 3 kere arttırmamızı yaptık. 1 sık iğne arayla 3 arttırmamızı yaptık. Yine arkadaşlar 12 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. 12 sık iğneyi düz bir şekilde düz öreceğim. 1 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 3 kere arttırmamı yapacağım. Sıra başında yaptığım gibi. Sonrasında 12 sık iğnemi düz bir şekilde örüp 3. sıramızı da tamamlayacağız. 3. sıramızı da arkadaşlar 42 sık iğne olarak örüp bitirdik. Şimdi 4. sıramıza devam ediyoruz. Son arttırma sıramız. 4. sıramız son arttırma sıramız arkadaşlar. Yine arttırıyoruz. 2 ör 1 arttır yapıyoruz. 4. sıramızda 3 kez bu işlemi tekrar ediyoruz. 2 ördüm 1 arttırdım. 1, 2 tek battım. Yanındaki 3. sık iğneye çift battım.
Devam ediyorum. 1, 2, tek battım, tek ördüm. 3. sık iğneye 1, 2, çift batıyorum, arttırma yapıyorum. Tek sık iğne içerisinde 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar 12 sık iğneyi düz örüyoruz. Bu araları 12 diye söylüyorum arkadaşlar. Aslında 12, 14. 14 sık iğne örüp arttırıyoruz. Ama 12 sık iğne olarak anlatayım ki aklınız karışmasın arkadaşlar. 12 sık iğneyi düz örün. Sonrasında 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 arttır. Ve sıra sonuna kadar 12 sık iğnemizi düz örüp 4. sıramızı da bitireceğiz. 4. sıramızı da 48 sık iğne olarak örüp bitirdik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 12 sık iğnemi düz ördüm ve 4. sıramı bitirdim. Şimdi arkadaşlar 8 sıra düz öreceğiz. Arttırma, eksiltme yapmadan, tamam veriyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan 8 sırayı düz bir şekilde örelim. 8 sıra düz ördükten sonra arkadaşlar şu şekilde göz yerlerini belirleyeceğiz. Telefonu ben bugün sabitleyemiyorum bir türlü. Evet, şu an sabit sanki. Bu şekilde arkadaşlar 8 sıra düz örüp göz yerlerini belirleyeceğiz. 8 sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar başlangıç, ilk başlangıç sıramızdan itibaren 8. sıramızda dahil olmak üzere toplam 12 sıra örmüş olduk. Yeni sıramızda, yani 13. sırada sıra başından itibaren, başlangıç noktamdan itibaren 15 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi, şöyle görünüyor mu? Evet görünüyor. Göz yerlerini belirleyeceğiz arkadaşlar. 15 sık iğne, 15 sık iğneyi düz bir şekilde ördük. Şimdi göz yerini belirleyeceğiz. Göz yeri için arkadaşlar ben çoğunlukla zincir çekiyorum. Çünkü tığla genişletmek veya makasla herhangi bir şeyle sık iğneyi genişletmek örgüye zarar veriyor. Çoğu zaman ilmeği kesiyor ve boşa gidiyor örgümüz. Çöp oluyor. Tekrar örmek zorunda kalıyoruz. Zincir çekerek yapmak daha iyi arkadaşlar. Gözünüzün büyüklüğüne göre bu kat üstünde kullandığım yeşil gözler biraz küçük olduğu için iki zincir falan çekmiştim ben. Şimdi mavi göz kullanacağım. Elimde küçük göz kalmadığı için aslında bunları kullanacağım. Bu şekilde mavi gözler. Bunları kullanacağım. Demem o ki arkadaşlar, kullanacağınız gözün büyüklüğüne göre buradaki zincir sayınız değişir. Ben 3 tane falan zincir çekip deneyeceğim. Şöyle yapıyoruz. 1, çok sıkı bir şekilde değil. 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Çok sıkı örmüyorum arkadaşlar. Şöyle elimi rahat bırakarak sık iğnemi yaptım. Şöyle deneyeceğim. Evet, kolaylık oldu. Bir tık büyük olacak gibi arkadaşlar. Ben belki bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Bugün bitiremezsem, ertesi güne kalırsa belki tuhafiyeden göz temin ederim. Ama alamazsam eğer bu gözleri kullanırım. Küçük göz daha şirin oluyor. Ama şu an tabii anlayamıyorum. Çünkü aşağı doğru ördükten sonra kirpik, yanakların pembelikleri, ağız ekledikten sonra belki böyle bir tık büyük gözle şirin durabilir, güzel olabilir. 3 zincir çektik. Sonrasında araya arkadaşlar 6 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğneyi düz ördüm. 1, 2, 3 zincir çekip yanındaki sık iğneye batarak kapatıyorum. Çok da sıkmayacak, sıkı olmayacak şekilde çok da sıkmıyorum. Göz yerlerinde belirledik arkadaşlar. Sonrasında birkaç sıra düz öreceğiz. Arttırma, eksiltme yapmayacağız. Birkaç sıra düz öreceğiz. Ve kirpik, yanaklardaki pembelikleri ve ağız kısmını işleyeceğiz. Sonrasında yine birkaç sıra ördükten sonra saksı rengimize geçeceğiz. Şöyle. Çok da kaba durmayacak gibi. Bu göz yerlerini arkadaşlar farklı renkte ip takmakta fayda var. Çünkü üzerinden öreceğimiz için göz yerleri kayboluyor. Ben de sizlere belirleyici olsun diye şöyle ipleri takayım.
düz yerlerini belirleyelim. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar düz olarak örüp bitireceğim. 13. sıramızı örüp bitireceğiz. Sonrasında birkaç sıra düz öreceğiz. Sonrasında dediğim gibi işlemelerimize geçeceğiz. Gözlerimizi takacağız, işlemelerimize geçeceğiz. Gözlerin arka kısımları sabit olması için çakmakla yakacağız. Sonrasında saksı renk ipimize geçeceğiz. Saksıya öreceğimiz ipimize geçeceğiz farklı renk. Ben bu şekilde videonun da başını gösterdiğim gibi şöyle ışığı yapmamışız, biraz karanlık. Şöyle daha iyi oldu sanki. Kahverengi ipimle öreceğim. Şimdi arkadaşlar 13. sıramı tamamlayacağım dediğim gibi. Sonrasında şuraları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle gözün ip kısmına kadar öreceğim. Sıra başından itibaren. Bakın arkadaşlar son sık iğne şurası. Sonrasında devam edeceğim. Elimi bol bırakarak üzerinden bir tane daha sık iğne yapıp ara alt sık iğneyi örüp tekrar bir tane sık iğne. Orayı göstereyim arkadaşlar sizlere. Sıra sonuna kadar düz örelim. Şu geçiş noktalarını da sizlere göstereyim. 13. sırayı da düz bir şekilde örüp bitirdim arkadaşlar. 14. sırada düz bir şekilde göz için belirlediğim noktaya kadar ördüm. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bakın tam dip noktasındayım. Diğer dip noktasına sık iğne yapacağım. Ama bunu böyle elimi rahat bırakarak çok sıkmadan bol bir şekilde yapıyorum. Bu gözün altında kalacağı için arkadaşlar bakın böyle bolluklar oldu. Ama bu gözün altında kalacak. Gözükmeyecek. O yüzden sorun olmaz. Çirkin bir görüntü oluşmaz. Altı tane aradaki sık iğneyi ördüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın. Dip kısmına battım. Sık iğneye battım. Çok da bol olmayacak şekilde bir sık iğne yaptım. Sonrasında sıra sonuna kadar düz öreceğim. Birkaç sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi gözlere takacağız ve işlemeleri yapacağız. Şöyle biraz netleştirelim görüntüyü. Birkaç sıra düz ördüm arkadaşlar. Toplam yani arkadaşlar başlangıç noktamızdan itibaren bu son ördüğüm sıra 19. sıra. Sonrasında arkadaşlar belirlediğim noktalara gözleri taktım. Arka kısımlarını yaktım. Eğer sizin arkasına takacağınız kilitleme aparatları sağlamsa, çıkma yapmazsa çakmakla yakmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben çakmakla yakmayı Yilvi'nin göz takımında ve kalp örmüştük sevgililer günü için. Oradaki gözlerin arka kısmını çakmakla yakmıştım. Oradaki videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden ben takıp hazırladım sizler için arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar şu alanı söyleyeceğim arkadaşlar. Toplam 19 sıra. Şu işleme alanı için gözün bakın en altından 1, 2, 3, 4 sıra bizim için işleme yapmak için yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar işlemeye geçeceğiz. Pembe renk iple yanaklarındaki pembeliği yapacağız arkadaşlar. İpimi çift kat olarak geçirdim iğneme. Şöyle hemen gözün dip kısmından batacağız. Bir alt sıradan içe eğim verecek şekilde battım arkadaşlar. Çift kat olduğu için arkadaşlar ip dönme yapıyor. Şöyle ayarlayalım. Pembe değil de kırmızı olarak da işleyebilirsiniz arkadaşlar. Karşı taraftan gözün dip kısmından çıkacağım. Bir alt sıradan şöyle arayı bir tık bol bırakacağım. Çok da çekmeyeceğim. Bir alt sıraya içeriye iç kısma doğru eğimli olacak şekilde. Şöyle bakın arkadaşlar gözü ikiye böldüğümüzde tam şöyle orta kısma doğru
Bir alt sıraya attım. Bu şekilde yanak pembeliklerini yaptık. İpimi sağlamlık açısından düğümlüyorum arkadaşlar. Ben sağlamlaştırmalara arkadaşlar çok dikkat ediyorum. Videolarımda da ara ara sizlere söylüyorum. Çünkü çok çabuk bozulmasını, sökülmesini istemiyorum. O yüzden sağlamlaştırma yapabildiğim kadar sağlamlaştırmalarımı yapıyorum. Şöyle yanak pembeliklerini yaptık arkadaşlar. Hem bir şey yanaklı bir kaklus oldu. Şimdi siyah ipimizle şöyle koyacağım. Tek kat olarak. Tam takılmadı. Şöyle yapayım. İki kat olarak geçti. Şöyle bakalım. Bu da yeterli olacak arkadaşlar. Tam olarak geçmedi arkadaşlar. İki kat olarak geçti. İki katı da şöyle. Aslında böyle katının ayrılması iyi oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha ince olursa daha kibar duracak gibi. İpime düğüm attım. Yani arkadaşlar iki kat olarak işleyeceğim. Normalde dört kat ip iki kat olarak işleyeceğim. Uç kısmına düğüm attım. Kirpik yapacağız arkadaşlar. Gözün üst kısmından şöyle. Şöyle battım arkadaşlar. Bakın gözün bitiş sırası burası. Bir üst sırasından battım. Bakın şu şekilde gözün dip kısmından çıkacağım. Şimdi bir alt sıradan battım. Yine gözün dip kısmından çıktım. Kirpiğimizi yaptık. Karşıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde gözün bitiş sırasının bir üst sırasından. Bakın şöyle. Yani bir sık yine yana. Battım. Gözün dip kısmına batabildiğim kadar batıyorum. Sonra bir alt kısım, bir alt sıradan batacağım. Şöyle evet biraz çekince iyi oldu. Gözün dip kısmından battım. Evet şöyle biraz çekiştirince güzel oldu. Kirpiklerini de işledik arkadaşlar. Şimdi ağız kısmını işleyeceğiz.
yanak bitim sırasının altından bir ikinci sıra. Şöyle arkadaşlar. Bir, tekrar kontrol edelim. Bir, evet, ikinci sıranın tam orta noktasından şöyle kontrol edelim. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani şöyle sayı verecek olursam şöyle biraz netleştirelim. Bakın. Şurası yanak kısmının bitişi desek arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4. sık iğne. Yana doğru 4. sık iğne. Yanak bitim sırasından da 1, 2. sık iğne. 2. sıra, pardon, 2. sıraya battık. 1, 2, 3, 4. sık iğneye battık. Çok da çekiştirmeden, bol bırakarak, çünkü kirpiklerin devamında yaptık ağız kısmına. Bir üst sırasını arkadaşlar, gülme ifadesi yapacağız. Bir üst sırasına bir sık iğne arayla şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle battım arkadaşlar. Bir bakacağım. Gülme ifadesini yakalayabilmiş miyiz? Şöyle. Bitiş noktası 1-2. Bitiş noktası 1-2. Evet. Bu şekilde battım arkadaşlar. Bakın yanak bitiş noktasından 1, ikinci sık iğneye battım. Bakın yanak bitiş noktasından 1, ikinci sık iğneye battım. Çıktım. Şöyle bir kontrol edeyim. 20. sırayı da düz ördüm arkadaşlar. Son sık iğneyi kapatmadım. Saksını öreceğim. Renge geçiyorum. Son sık iğneyi kapatmadık. Diğer renkle kapatıp yanındaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz ve aynı sık iğne içerisine tekrar batıyoruz. Bu şekilde geçişimizi yaptık arkadaşlar. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Yine dediğim gibi arkadaşlar geçişi aynı şekilde yapacağız. Şu yeşil ipimizi de kesebiliriz aslında. Geçişimizi yapalım. Arka ilmeğe batarak arkadaşlar. Bakın. Arka ilmekler. Arka ilmekler. Arka katlar. Bakın ilmek kaydır. Bir zincir çek. Ve sık iğnemiz. Aynı şekilde arka katına battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine aynı arka kata batarak, sık iğneye batarak sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar sık iğnelerin arka katına batarak ikinci sıramızı tamamlayacağız. Sonrasında örmeye normal devam edeceğiz arkadaşlar. Normal bir şekilde öreceğiz. Düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan birkaç sıra düz öreceğiz. Birkaç sıra ördükten sonra arkadaşlar kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde. Arka ilmeklere batarak ikinci sıramızı tamamlayalım. Sonraki sıraları düz batacağız. Dediğim gibi birkaç sıra öreceğiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka ilmekten alarak ördükten sonra arkadaşlar sonraki sıraları düz öreceğimizi söylemiştim. 7 sıra arttırma eksiltme yapmadan şöyle 7 sıra düz bir şekilde ördüm. Arka ilmekten alarak ördükten sonra arkadaşlar bakın şöyle ilmekler ortaya çıkıyor. Bu ilmeklere batarak saksı görünümünü vermek için şu çıkıntıyı oluşturmak için saksının uç kısmını oluşturmak için yani saksı içinde kaktüs hani iç kısmında duruyor görüntüsünü oluşturmak için o çıkan sık iğneleri ortaya çıkan sık iğneleri örerek bu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Sağlamlaştırma zinciri yapıyoruz. Ve şöyle başlangıç noktasından bu ortaya çıkan ilmeklere batarak sık iğne olarak öreceğiz.
bitiş noktasına kadar sık iğne olarak bu arka ilmeklere batarak öreceğiz. Bakın ilmekler kendini belli ediyor zaten arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Bak. Sıra sonuna kadar bu ilmeklere batarak dediğim gibi sık iğne olarak örelim. Son sık iğneye kadar gösterdiğim şekilde arka ilmeklere batarak ördüm arkadaşlar. Bakın şu şekilde ördüm. Başlangıç noktamındaki sık iğneye battım. İlmek kaydırdım. Şöyle bir iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipleri arkaya alıyoruz arkadaşlar. Yedin mi? Tabağa bırak. Bu şekilde ipleri de iç kısmı çektik. Şimdi arkadaşlar çiçeklerini yapacağız. Şöyle bir parça yeşil öreceğiz. Pembe öreceğiz. Bir parça daha küçük parça yeşil öreceğiz. Sonrasında anahtarları şu şekilde bağlayacağız. Bu lastik arkadaşlar. Bu arada kurdele de kullanabilirsiniz. Zincir de çekebilirsiniz bu araya. Veya farklı bir yöntemle ince bir şerit şeklinde örgü de örebilirsiniz. Ben lastik tercih ettim. Bu lastik de ayakkabı bağcığının lastiği arkadaşlar. Burada değerlendirdim. Boş dolapta duruyordu. Fazlalık olarak. Ben de burada değerlendirdim. Lastik sanki daha iyi olacak gibi. Ama dediğim gibi kurdele de yapabilirsiniz. Zincir de çekebilirsiniz bu araya. Farklı bir modelle hareketlilik katsın diye şerit şeklinde örebilirsiniz arkadaşlar. Şunu yapıldığı zaman şöyle esnetmek için lastik daha iyi olur diye lastik tercih ettim ben. Şimdi şu küçük parçaları da örelim. Sonrasında dediğim gibi anahtarı da bağlayıp kaktüsümüzü bitirelim. Ve ben de bu güzel videoyu sizlerle paylaşayım. Küçük parçaları örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşil renk ipi kullanacağım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Birkaç farklı şekilde yapan arkadaşlar da var. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Sihirli halka içerisine çok da sıkı olmayacak şekilde, çünkü ilk 1-2 sıra zor oluyor, o yüzden çok sıkı yapmayın. 3-4 klasik başlangıç arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne yap. 6 tane sık iğne yaptım. İpimi biraz çekiyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum ve burayı sıra başlangıcı olarak belirliyorum. Küçük parça olduğu için arkadaşlar ilk 1-2 sıra zor oluyor. Şöyle farklı bir renk ip takacağım. İlk sıramızda 6 sık iğne var. İkinci sıramızda arkadaşlar her sık iğneye çift batacağız. Sık iğne sayımız 12'ye çıkacak. Her sık iğneye çift batıyoruz. Birinci arttırma. İkinci arttırma, üçüncü arttırma, şöyle elimi ayarlayayım, dördüncü arttırma, beşinci arttırma ve son olarak altıncı arttırmamızı da yapıyoruz. İkinci sıramızda sık iğne sayımız 12'ye çıkıyor.
Üçüncü sıramızı arkadaşlar arttırmaya devam ediyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sık iğne sayımız 18'e çıkıyor. Üçüncü sıramızda. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bir tek, bir çift. Şöyle şurası. Yanlış yere baktım diye baktım arkadaşlar. Doğru yere bakmışım. Bir tek ve bir çift. Şimdi 18 sık iğne olarak 2 sıra arttırma eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Zaten küçük parça örüyoruz. Sonrasında 3. sıramız 4, 5, 2 sırayı düz öreceğiz. Sonrasında arkadaşlar 6. sırada 1 ör 1 kes, 1 ör 1 kes, 1 ör 1 tek 1 azalt, 1 tek 1 azalt olarak öreceğiz. 4 ve 5. sıraları düz ördüm arkadaşlar. 6. sırada dediğim gibi 1 ör 1 kes, 1 ör 1 azalt diyebiliriz. O şekilde ördüm. Sonrasında arkadaşlar hep azaltacağız. Azaltarak parçamızı toparlayıp bitireceğiz. Hep azaltacağız. Sık iğnelerin üst katına batarak. Bu şekilde arkadaşlar toparlanana kadar dediğim gibi azaltıyoruz. Sıra takibi de yapmaya gerek yok. Sonra çiçeğini öreceğiz arkadaşlar. Şöyle toparlayalım. Çok da toparlamaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir iki zincir çekip toparlayalım. Çiçeğin altında kalacak, görünecek çünkü. İçine elyafla doldurmayacağımız için sorun yok. İnatla katı ayrılıyor. Şekilde buraya dikeceğiz veya yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi üstüne bir tane küçük çiçek yapalım. Bu parçamız dursun. Çiçeği ben sarı pembe yapmıştım arkadaşlar. İlk yaptığım kaktüste. Şimdi beyaz ve turuncu yapacağım. Beyazla iç kısmını yapacağım. Sihirli halka olarak başlayacağız. Sihirli halkaya 6 sık iğne yapacağız.
İlk sık iğneye batarak sıra başını belirleyeceğiz. Şöyle battım arkadaşlar. Kapatmıyorum arkadaşlar. Diğer renge geçeceğim. Şöyle uç kısmı. Turuncuyla kapattım. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Basit bir çiçek yapıyorum arkadaşlar. Hani çok detay gerektiren şeyler yapmamaya çalışıyorum. Kolay, pratik olacak şekilde, sizleri yormayacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Tığın başını doladım. Şöyle. Aynı noktaya tekrar batıyorum arkadaşlar. Tekrar batıyor. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığın başını doladım. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3 kere de çıktım. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Şöyle 2, 4, 6. Şöyle 2 zincir çekip, evet, 2 zincir çekip tekrar kontrol edeceğim. Battığım noktaya tekrar batarak ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırdım. Sonrasında arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Yanındaki sık iğne içerisine trabzan olarak battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığın başını dolayıp yanındaki sık iğneye battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batarak ilmek kaydırdım. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekip tığın başını dolayıp yanındaki sık iğneye batarak 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığın başını doladım. Yanındaki sık iğneye battım. 1, 2, 3 kere de kapattım. Sonrasında arkadaşlar 1, 2 zincir çekerek ilk başlangıç noktasına, bitiş noktasına değil, ilk başlangıç noktasına batarak ilmek kaydırıp 1, 2 zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Arkadaşlar şöyle ben yapıştırdım arkadaşlar, ama dediğim gibi dikmeyi tercih edin. Yeşil parça üzerine çiçeği yapıştırdım. Şu şekilde yapıştırdım. Şöyle diğer küçük parçayı da örüp bitirdim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Diğer parçayla aynı şekilde değil. Başlangıç aynı şekilde. Sihirli halkaya 6 sık iğne yapıyoruz. Şöyle sıkıştırayım. Sihirli halka içerisinde arkadaşlar 6 adet sık iğne yapın. Sonrasında ilk sık iğneye batın. Diğer parçada yaptığımız gibi başlangıç. Sıra başınızı belirleyin. İkinci sırada her sık iğneye çift batın arkadaşlar. Sonrasında 12 sık iğne olarak 1, 2, 3, 4, 4, 5 sıra düz örün arkadaşlar. 4-5 sıra fark etmez arkadaşlar. Şöyle küçük basit bir parça zaten. 4 sıra örün, 5 sıra, 6 sıra. Ama 2-3 sırada bırakmayın. Biraz uzun bir parça olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra düz örün. Sonra kesin. Her sık iğneyi kesin kesin ve bu şekilde toparlayın. Şöyle. Ben diğer kaktüsle bu küçük parçayı şu parça üzerine şu ara ip üzerine diyeyim arkadaşlar. Ara lastik üzerine yapıştırma yapmıştım. Ama şöyle kontrol ettim. Tığ batıyor. Tığıyla birleştireceğim arkadaşlar bunu. Daha sağlam bir görüntüde olur. Dikilebilir de. Bu parçanın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Şöyle sivri bir ucu var. Bu sivri uçla şu tepe noktasından çıkacağım. Bakın şunun karşısına denk gelen şu tepe noktasından. Bakın şurada zaten bir boşluk var. Oradan çıkacağım.
işlemeler yaptığımız için içerisi biraz karışmış arkadaşlar, karışık duruyor. Şöyle şurası sanırım. Evet. Tam istediğim noktadan çıktım. Boyutunu ayarlayacağım arkadaşlar. Şu uç kısmı keseceğim. Bu uç kısmı, bu parçamı tığ yardımıyla şu sağlamlaşma zincirini yaptım. Sonrasında şöyle parçama baktım. Şöyle deneyeceğim. Şöyle tutturacağım. Amacım tutturmak arkadaşlar uç kısmı. Şöyle tekrar batıp. İster dikin, ister tığ yardımıyla birleştirin. İster yapıştırın. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Kaktüs anahtarlığımızı örüp bitirdik arkadaşlar. Bu kısmı birleştirmeye gösterdim. Sonrasında ara uzunluğu ayarlayıp anahtarımı bağladım arkadaşlar. Bu şekilde. Lastik olmasının dediğim gibi biraz avantajı oluyor. Esneyebiliyor. Bu şekilde bu güzel şirin kaktüs anahtarlığımızı örüp bitirdik. Şöyle. Diğer anahtarlıkları da öreceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi yılbaşına kadar yapıp bitirmek istediğim bir oyuncak projesi var. Ona başlayacağım. Şöyle. O oyuncağın arkadaşlar, oyuncakların 2 adet öreceğiz. Bir tane videosunu paylaştıktan sonra, videonun da başında dediğim gibi arkadaşlar, bakın kedi anahtarlık ve ev anahtarlık. Kedi ve ev anahtarı da şöyle 4-5 kişinin yazması bile yeterli arkadaşlar. 4-5 kişi bile kedi ve ev anahtarının yapımını isterse diğer oyuncağın dediğim gibi ilk videosunu paylaştıktan sonra bunları araya sıkıştırabilirim. Çünkü küçük parçalar çok zamanımı almaz. 2-3 günümü falan alır arkadaşlar. Bu bile arkadaşlar bir günümü aldı. Küçük ama küçük parçalar daha çok el oyalıyor, daha çok uğraştırıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki sürpriz videoyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.